Bizi üze kendinize ev yapabildiniz mi? Hayır. Temel atılıyor daha. Merhabalar. Genel olarak tüm yapıtlarınız çok değerli. Lakin Reconer'ın yeri apayrıdır bende. Bir daha bu ayarda bir parça duyma onuruna nail olacak mıyız acaba? Bir de Türkiye'ye gelin artık lütfen. Çok teşekkür ederiz bozuntu bu arada. Güzel dileklerin için. Bir gün gelmeyi düşünüyoruz Türkiye'ye, değil mi? Yani Turkey is a... Bilmiyorum, ben Reconer'in davullarını birebir çalabiliyorum bozuntu. Öyle söyleyeyim yani, bir evinde akustik davulun varsa gelir çalar giderim. Radiohead'i evet çok seviyoruz. Çok kıymetli bir grup. Yeri ayrıdır bizde. Çok inceledik. Gitarlarına falan da çok bakmışımdır. Sigur Rós ama bende mesela bir adım daha öndedir. Beach House'ları da seviyoruz biz. Tabii canım. Değil mi? Onun sonu yok. Blond Red Hat'le bir 3 yıl geçirmişiz yani. Hani ambiyanslar da öyle. Hani sadece Reconer değil yani, bayağı bir şarkı yazman lazım bozuntu, ama güzel espri, güzel. Ama nerede bizde öyle davul? Rıkatış tas, rıkatış tas, rıkatış. Hedon Topya kimdir? Bahsetsene, nedir? Panzer. Hedon Topya bir müzik grubudur. Bir de ikimizin kişiliklerinin ve yaşantılarımızın toplamından daha değerli bir şeydir. O yüzden biz değiliz yani. Bir araya gelince bile tam olarak Hedonitopya etmediğimizi düşünüyoruz. Çünkü müzik eksik, müzik olması lazım. Bizim kişiliklerimizle alakası yok. Kesinlikle. Tabii ki var ama yok, değil mi? Tabii ki de. Yani. Sözlüğe hoş geldiniz. Doğrusu fotoğrafınıza bakınca bayağı pozitif enerji aldım sizden. Gömlektendir o canım. Oysa biraz daha karanlık tipler olduğunuzu düşünüyordum. He, gömlektendir o canım. Sorun piyasaya yönelik. Hem Covid nasıl etkiledi hem de pandemi zorluklarını aşmak için neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Sarı gömlek giyiyorum. Canım. Çalışmaya devam ediyoruz pandemi döneminde. Yapacak bir şey yok. Ya Temmuz'da albüm kaydedeceğiz. Buta diye çok özel bir zeytinyağı şirketinin fabrikasında. Yönetmen arkadaşlarımız Seviş Yusifova, Kutay Akyürek çiftiyle birlikte Asos'ta bu Temmuz'da güzel bir albüm kaydı istiyoruz. Albümümüzün adı belli, kapağı belli, şarkıları belli. Sadece demolaştırılmadılar, kaydedilmediler. Daha bizden ne istiyorsunuz bilmiyoruz. Yani hani bu pandemide yapacağız biz bu işi. Albümü 7 albüm dedik. 7 yılda 7 albüm çıkaracağız. 7 yılda 7 albüm çıkarmak için 7 yılda 7 albüm çıkarmıyoruz. Bunu zamanla fark edeceğiz hep beraber diye düşünüyoruz. Çünkü anında vazgeçeriz, anında çıkarmayız. Hani kötü bir şey olursa. Anında bu sözümüzü yutarız. Yok abi, biz 7 albümlük bir grup değilmişiz. Öyle bir şey dedik ama 5'te kaldı bu iş deriz yani. Ama içeriğimiz var hala, hayatla alakalı saçma sapan içsel kavgalarımız var yani, devam ediyor. Türünüzün tek örneği gibi oldunuz. Seviyoruz valla. Nasıl cesaret ettiniz? Bugünlere gelirken neler zorladı sizi demiş. Çok sevdik birbirimizi biz. Baktım yani, hani değişik bir adam, çalışkan falan istiyor. Ben de öyleyim. Bir giriştik en beğendiğimiz, içimizde biriktirdiğimiz melodilere böyle. Haftada 3 gün benim odamda oda müziği yaptık 2 kişi. Bunu biz ama bir 6-7 yıl yaptık yani. Yani nasıl cesaret ettik? Şöyle cesaret ettik. Kendi kendimize yemin ettik. Dedik ki yani biz bu şarkıları yapacağız, albümleri yapacağız ama hiç dinlenmeyebilir. Hiç fark edilmeyebiliriz. Ama biz bunu yapacağız. Biz kırılacak mıyız? Hani hiç fark edilmediğimizde, hiç tanınmadığımızda, hiç sevilmediğimizde biz yine bu bizi kıracak mı, devam edecek miyiz? Baktık devam edeceğiz. Ha okey. Şimdi bu adamla yürürsün. Bu adamla 5 albüm, evet 6. albümü de hazırlarsın. Ki yıllarca PYT'de boş çaldık yani. Hani o konuda da deneyimliyiz. Hani dinlenmeme konusunda da deneyimimiz yüksek. Neler neler. Anlaşılmama yani konusunda da deneyimimiz yüksek. O yüzden biraz anlaşılınca oley çiçek durumu hayır, oluyor bir de yani. Biz zaten amma alçak gönüllüymüşsünüz be sizde falan olabilir ama umurumuzda değil. Ülkemiz alçak gönüllülüğü sevmiyor. Nuri Bilge Hoca da bunu söylemişti ödül gecesinde. Hani ya evet alçak gönüllüyüm, evet küçümserim müziğimi, evet müzisyenlerin çok önemli canlılar olduğunu zannetmelerini eleştiririm. Bir havalarına bir gıcık olurum müzisyenlerin, sanatçıların, ama müzisyenlerin özellikle olurum. Kendilerini ayrı bir şey zannetmelerini özellikle beni tilt eder yani. Çünkü ben müzik öğretmeniyim ve müzisyenim,
Ve müzisyenin o kadar da çok büyük insandan farklı bir şey olmadığını biliyorum. Cesaret yalnızca şuradan kaynaklanıyor. Bitirelim soruyu. Hı hı. Sadece kendi istediğimiz melodileri yaptık. Asla popüler olabilecek, ünlü olabilecek, bizi ünlü yapabilecek şeyler üzerine sen söyle yani. Çalıştık mı? Seni zorladın mı? Çalışmadık. Bir de hani herhangi bir tavsiye üzerine hareket etmedik. Yine her şeyi kendi istediğimiz gibi yönlendirdik. Tabii canım. Yani mesela 9-8 müzikle çalıştık. Ahmet Çelenk, kaptan. Ahmet Çelenk öyle biridir ki yani hani yani sizi ele geçirebilir yani her anınızla her şeyinizle sizi inceleyebilir ve o bizi rahat bıraktı mesela ve şunu dedi biliyorum dokunduğum an size bozacağım dokunmuyorum size güveniyorum demiştir mesela. Evet. Hani daha ne isteyelim? Amerika'da değilim, İsviçre'de değilim ve böyle bir şey bulmuşum daha ne isteyeyim? Ama iki kişiyle müzik grubu kurulur. İki kişiyle de cesaret edilir yani. Bununla ilgili de Ekşi Sözlüğün başka alanlarıyla alakalı bir bölümde bir gün yine birlikte olacağımızı düşünüyoruz. Müzik grubu iki kişi ucuza nasıl kurulur? Olması gereken fiyatıyla nasıl kurulur şeklinde iki PDF yayınlayacağız. Buna bile cesaret ediyoruz yani. Cesaret cahillerin işiymiş. Herhalde ben biraz cahilim. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Ben... açıkçası Hedonotopya'yı yalnız görmüyorum. Bir jacuzzi'yi yanımızda görüyorum. Bir palmiyeleri yanımızda görüyorum. Bir eki yanımızda görüyorum. Gay suyu yanımızda göremiyorum. Hep üstümüzde o. Hani ne bileyim bu arada hani küçük T'yi alıyorum ama hepsi çok kıymetli isimler. Tabii ki de bir iki yani, varlar. İyi ki varlar. İyi ki müzik yapıyorlar. İşte Barış Tıkmı'dan. İngudiz var tabii. Murat hani. Spotify'da onun için pek çok listelerimiz var zaten. Yani, yani replikası Necropsy'yi zaten bir dinleyin gelin yani. Hani bir onları bir replikası Necropsy'yi dinlemek zorundasınız yani. Ayuka dinlemek zorundasınız. Geven'de dinlemek zorundasınız. Tabii. Yani Hariç'ten Gazelciler dinlemek zorundasınız. Yani bu ben bu ülkenin çocuğuyum. Çok entelektüelim, ekşidir. Ya abi hepsini dinlemek zorundasınız. Ya bu ülkede yapılmış her boku bilmek zorundasınız. Yani Babazula da çok şey ya diyemezsiniz. Babazula dinlemek zorundasınız. Tabii. Zen. Hı hı. Zen'i dinlemek zorundasınız. Dinar Bandosu'nu bilmelisiniz. Çok grup var ya. Türkiye'de çok güzel gruplar, çok güzel müzikler var abi. Ya bizim Hedonu Karma diye bir listemiz var Spotify'da. Hedonutopya Spotify'a girerseniz. Orada Hedonu Karma diye bir liste yaptık biz. Bu listeyi biz 4 yıldır yapıyoruz. İçinde 700 müne şarkı var. 65-70 saat falan. Bu listeyi bir girip bir ara biz mesai ayırın. Gerçekten hani... İmanım gevrede Ali var diye sanatçı yani onun gibi imanımız gevrede yani hani onu oluşturana kadar orada şu an hatırlamadığımız birçok grubumuz var arkadaşlarımız şeylerimiz yani oradan da bakabilirler bakmalılar evet bakmalılar yani. Sofar'ın size katkıları ne oldu? Sofar olmasa bir şeyler farklı olur muydu? Güzel soru. Böyle organizasyonun sayısının artması için müzik dünyasında bir şey var mı? Hamle, hareket falan. Sofar gerçekten güzeldi yani. İlk albümün 3 parçası Sofar'daki canlı kayıtlardandır. Evet. Albüm fikrini oluşturmamıza bir etkendir. Hani ulan zaten elimizde 3 tane şarkı var. İşte 4 tane de biz de kendi çapımızda kaydedelim. Falan hop 7 şarkı bir albüm oluşturmuştur. O anlamda önemliydi. Böyle organizasyonların sayısını gerçekten artmalı. İstiyoruz ki artsın bakalım. Yani keşke artsa. Sizi Kalt mı meşhur etti sence? Kalt gidelim. Kalt gidelim çok iyiymiş. Sizce yaşanmışlık şarkıyı söyleyen kişiye daha özel bir ses kazandırır mı? Yanık sesli derler ya onun gibi. Tabii ki. Hep dert, tasa, keder, gam dostum. Bil ki benim kalbimde Türk müziğinin son 20 yılının en güzel 5 şarkısından biri demiş. Bu kadar güzel bir şarkı yapmak için ilhamı nereden buldunuz? Teşekkürler. Bu kadar güzel bir şarkı yapmak için ilhamı tabii ki de gerçek yaşanmış, anlatılamamış duygular, ayrılıklar, kaybetmeler. Ve ukulele. Özür dilerim. Ve ukulele. Parçanızı hayranlıkla dinliyorum. Elleriniz, emeklerinize sağlık. Hiç bozmamanız ve daha büyümeniz dileğiyle naçizane merak ettiğim harika parçasının klibinde yaptığınız hareketlerde tam olarak ne yapmak, nereye varmak istediniz? Bilmiyoruz. İçimizden geldiği şekilde davrandık. Yönetmen ayrı deli, biz ayrı deli takıldık. Oo, Beatles mı Led Zeppelin mi? Vay çok güzel soruymuş. Beatles'ı daha küçük yaşlarda kulağımda duydum.
Beatles'la büyüdüm diyebilirim. Ama Led Zeppelin'de direkt gençlikte baskın oldu. Ne yapacaksın? Kaldın arada. O yüzden güzel. O yüzden C Metallica diyorum. Blues müzik hakkında düşünceleriniz nedir? Caza ön ayak olmuştur. İsyanın müziğidir. Ağıtlardan oluşur. Ülke müzisyenlerinin sürekli çalmaması gereken müziktir. Çünkü Amerika'da dip alası yapılmıştır. De, La minör pentatonikten başka gamlar da vardır. Olumsuz lan. İlk sen gir. Yeni şarkıları bırak gideyim gerçekten olmamış. Bari şekilde piyasa olalım, para kazanalım diye yapılmış bir iş. Para da lazım tabii, anlıyorum ama umarım Bilkisey beni şizolara Maymun Kral gibi şarkıları yaptıran ilhamı tamamen kaybetmezler. Kaybetmezler, merak etmeyin. Bence müzisyendir. Yani müzisyenler genelde böyle bir tribe giriyor. Evet. Yani benim kaç yıldır beni tanıyan dostum müzisyen geçen gün bana dedi ki hani müziğini ama yapamamış, istediği gibi tam gerçekleştirememiş bir müzisyen arkadaşım. Bana dedi ki işte kendiniz dedi bilmem ne yaptınız bir şey. Dedim ki abi kimsenin kendini bir şey yaptığı yok. Normal içinden gelen şeyi yapıyorsun. Orada ivme yükseliyor. Tam içinden gelen şey de ona uyum sağlıyor. İvmeyi biraz daha yükseliyor. Sen diyorsun ki ha bak gördün mü? Yani ünlü falan olmak savaşı değil bu. Yani elde ettiğinizde anlıyorsunuz bir bok olmadığını. Elde etmediğinizde bir bok zannediyorsunuz. Seks gibi. Elinizde yoksa, abazasınız ve istiyorsunuz. Elinizde düzenli varsa önemsiz ve normal bir şey. Türkçe müziği bize tekrar sevdiren efsane grup. Umarım başarılarının devamı gelir. Bu arada Fırat abinin öyle güzel bir Spotify listesi var ki 3-4 saat sıkılmadan karıştırıp çok güzel parçalarla tanıştım. Abi eğer bunu okuyorsan o liste için çok çok teşekkür ederim. Bayağı şarkı sömürdüm. İzmir'den de bir kadın DJ arkadaşımız yazdı. Abi seni listeni burada öttürüyorum, kimse uyanmıyor falan şeklinde. Çok mutluyuz. Çok çok mutluyuz. Bundan mutlu oluyoruz. Spotify'daki Hedonu Karma listemizden lütfen abartın. Lütfen sömürün, lütfen paylaşın, beğenin lütfen. Beğenmediklerinizi de söyleyin, yazın. Bunun burada listede ne alakası var, yazın, konuşalım. Bizi çok etkilemiş ya da beğendiğimiz şarkılardan oluşan 700 şarkılık, yaklaşık 65-70 saatlik bir liste bu. İçinde her halimiz var diye düşünüyoruz. Türkçe müziği size sevdirmek cümlesi gerçekten çok göz yaşartıcı, bomba etkisinde ama bende çalışmıyor. Teşekkür ederim. Yeni albümleri Beyaz Durağı bir tur dinledim. Dinledikçe fikrim değişir mi bilemiyorum. Fakat ağdalı vokalden acilen uzaklaşmalılar. Yoksa yeni nesil düş sokağı sakinlerine dönüşecekler ki. Çok etkilemiştir beni lisede. Müzik ve düzenlemeler yine olmuş. Ha iyi, güzel. Yani öyle çok da olumsuz değilmiş. Evet. Yani tabii yer yer albüm yetiştiriyoruz. Yer yer hayatımızın gerçek anlamı, gerçek sound'u üzerine 1,5 yıl düşünüp evet bu sound deyip kayıt yapamayabiliyoruz. Hani değil mi? Biraz daha eldekiyle idare edip zamanla öğreniyoruz yani. Yoksa burası İngiltere değil. Kendi yağımıza kavruluyoruz. Yine olmuş demen güzel. Türkçe şarkılarda geçen mükemmel sözler vardır. Mesela hiçbir neden yokken ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur. Şimdi onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur diye bir şarkı sözü yazmazsınız. Ya da işte belki aynı posta kutusuna değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışızdır diye şarkı sözü de yazmazsınız. O yüzden Bülent Ortaçgil'in bence gayet incelenmesi gereken uzun ve yerinde sözleri var. Ama şu an aklıma gelmeyen çok iyi söz yazarları da olduğunu düşünmek istiyorum. Tabii canım. Ama Ortaçgil Kızıloğu yener bence. Sen devam gelmiş et. Geçmiş en iyi gitar solosu. Hadi bakalım. Nasıl bir iyi yani? Hani çalım mı, teknik mi, duygu mu, hepsi mi? Yani Johnny Greenwood'un bazı soloları çok iyi. Solodan ziyade Blondie Rotet'in gitaristi Amadeo Pache'nin belli arpejleri bana çok solotik gelmiştir. Yani Erkan Oğur'un bazı soloları çok güzel. Rahmetli bluescumuzun Yavuz Çetin'in çok yerinde dokunuşları var. Ama hani gelmiş geçmiş en iyi gitar solosu nedir dersen bence Batuhan Mutlugil'in Yanı Başımdan şarkısının solosudur. Türk müzik tarihinin en iyi klibi, replikasının Deli Halayı olabilir. Donlarla bütün replikas, 5 tane adam donla. Karşınızda bütün replikas beyaz donla yani. Hani o yüzden benim için yeri ayrıdır yani. Türk müzik tarihinin en iyi klibi. Gemileri falan da severim ben. O da güzeldir mesela.
Öyle romantik girerim diyorsun. Evet. Yani o zaman evet, o zaman klip olarak o zaman şey olur o zaman. Özlem Tekin'in Özlem Tekin, Bahar şarkısının klibi de çok güzeldi. Çocukluğun geçtiği sokaklarda yıllar sonra kafam iyi, ne boklar yiyordum oralarda, bahçeye daha sonradan baktığımda küçücükmüş. Onu fark ettim. Çocukluğumun geçtiği bahçe küçücükmüş yani. Ya siktir dedim, bu kadar küçük olamaz yani. Hı. Çok büyüktü çünkü orası. Çocukluğumun geçtiği sokaklarda artık bir bok yok. Önceden vardı gibi geliyordu. Belki çocuktum diye öyleydi ama şu an bir bok göremiyorum. Çocukluğumun geçtiği sokaklarda krediyle çekilmiş yeni arabalar var. Başka bir şey yok.